Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Bugün yine grup ailemizin farkıyla bambaşka bir yenilik başlık altında özellikle üyelerimize büyük faydası olacak. Mesleğin nedir? Hangi bölgede hangi mesleği yapıyorsun gibi bir başlık altında meslek gruplarımız diye bir bölüm açıyorum ve grubun en üstüne bunu da sabitleyeceğim. Bunlar nereden aklıma geliyor? Benim aklıma gelmiyor. Bu güzellikler sizlerin genellikle bana söylediği şeyler üzerine yani yakın zamanda bir e, kendi aracıma sis lambasına bir led çalışması yapıp işte koruma nasıl yapılacak nasıl yapılmayacak. Yani sizde yorumlara bakınca yorumlardaki az sayıdaki yazı sizi aldatmasın. Biliyorsunuz ben gizli biri değilim. Telefon numaram yüzde %90 hepinizde vardır. Hatta Adana'ya yolu düşenlerin birçoğu yanıma gelmiştir. Yani yüz yüze bu insanlarla rahatlıkla kontak kurabildiğim için adamlar yoruma yazmak yerine abi hem sesini duyayım hem e, bilgiyi kısa yoldan alayım vaktini ziyan etmeyin yolda oluyorsun işin oluyor diyorlar. Yani yorumlar sizi aldatmasın. Bir basit led konusu bile Çalışmanın sonucunu işte LED'in bitmiş halini onları da paylaşacağım sizde ayrı konu. İçimizde marangozumuz var, içimizde bankacımız var, içimizde avukatımız var, e, askerimiz var, neblim bileyim oto tamircimiz var, oto elektrikçimiz var. Yani unuttuğum meslek grupları kusura bakmasın bu arada kendi yakın olduğu bölgede eleman arayan oluyor veya iş arayan oluyor. Bunlar birbirini bulabilir. En azından mesleki konunuzda da birbirinize bu şekilde av haricinde de bir faydası olacaktır. Yani konumuz av. Avcılık elbette burada e, erkeklerin ilgisini nakış işlemek, yün örmek çekmediği gibi hepinizin altında herkesin imkanlarınca araçları var. Ve şunu fark ettim ki bu dünyayı saran led çılgınlığından birçok arkadaşımız az veya çok bazı çalışmalar yapmış, bazısı profesyonel bir yere bir şeyler yaptırmış, sorunum yok, güzel oldu diyor. Bazıları işte kaç sefer para harcadım, sonunda nefret ettim, ee, sürekli bozulup duruyor, para tuzağı diyor. İşte bunların sebepleri falan e, ben bir dahaki paylaşımda onları da açıklayacağım. Dediğim gibi bu bölümü nasıl kullanacağız? Ben Türkiye haritasında gördüğünüz gibi İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz gibi başlıklar altında yerler açacağım. Sizler mesela Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi artık neredeyse misal Karadeniz bölgesi nerede oturuyorum? Trabzon'da oturuyorum. Karadeniz bölgesinde cevapla tuşuna basacaksınız. Yani tek tek herkes falan şehir şu işi yapıyorum derse birbirinizi bulamazsınız. Bölge bölge bulunduğunuz bölgeye cevapları yazacaksınız. İç Anadolu ise mesela Ankara'da neblim bileyim e, oto tamircisiyim, Karadeniz'de e, çiftçiyim, öbürü Ege'de marangozum, belki Akdeniz'de elektronikçiyim veya başka bir şeyim. Bu şekilde e, Marmara, Ege İkamet ettiğiniz şehirin veya bağlı olduğunuz büyük şehirin bölgesini haritadan seçerek bu şekilde birbirinizi toplanmış olarak kolayca bulabilirsiniz. Ben bunu olabildiğince kolay hale getireceğim. Kullanması size kalıyor. Umarım hepinize faydası olur. Görüşmek üzere.